Daşdemir Yılmaz, Sivaslıyım, emekli hemşireyim, 20 yıllık emekliyim ve hobi bahçesi olarak biz de dam seçtik. Burada yazın inanılmaz şeylerle karşı karşıyayız ve ben evime bile gitmek istemiyorum. Aslında ben hep böyle bir toprakla uğraşan bir yer istedim ama eşim sağ olsun biraz ihmalkar davrandı, almadı. Ben de ısrarla dama çıktım ve bir şey, nasıl söyleyeyim ya, eşimle bir iddialaşma sonucu burası gerçekleşti. Şimdi o vazgeçemiyor. Ben uğraşıyorum ama o benden daha çok uğraşıyor. Vallahi ben şunu kesinlikle söyleyeyim. O boş oturan insanlara özellikle sözüm. İnsan isterse taşta bile istediği şeyi yapar. Taşın üzerinde bile gördüğünüz gibi taş burası. Ve yazın yine bekliyorum. Yazın o tamamen doğayla bütünleşmiş halini kesinlikle görmenizi isterim. İnsanların özellikle bu sıkıntılı dönemlerde, ki sadece pandemi değil, normalde biliyorsunuz dönem dönem insanlar sıkıntıyı yaşar, hastalanır yaşar, çocuğuyla sıkıntısı olur yaşar, eşiyle sıkıntısı olur yaşar, her türlü yaşar. Ve böyle bir uğraş, bir hobiyle uğraşmalarını kesinlikle öneriyorum. Tamamen el emeği burası. Bulduğumuz her şeyi getirdik, dekor amaçlı kullandık. Gördüğünüz gibi böyle bir şeyler çıktı ortaya. Dördüncü yılımız, verimimiz çok azdı. Ama ben bu sene bir ziraat mühendisiyle anlaştım. Biraz önce de ziraat mühendisim buradaydı. Keşke daha önce gelmiş olsaydınız, Orhan Bey'le de görüştürürdüm. Sağ olsun Orhan Bey de bu çalışmaya gerçekten çok sıcak baktı ve kendisi gelip takip ediyor. Ki bu da bizim için tabii ki çok güzel bir olay. Boş durmayın. Kesinlikle boş durmayın. Biraz belki feminist bir konuşma olacak ama evde oturan hanımların ne yazık ki eşleri tarafından değerlerini hepimiz biliriz. Hanımlar biraz dik durun ya. Süslenmek, püslenmek, bilmem ne, gezmek, tozmak, ıncıkla, boncukla uğraşmak kolay. Kolay yolu seçmeyin. El sanatımı çocukluğumdan beri, özellikle resim, çok küçük yaşlarda başladım. Biliyorsunuz bu el sanatıyla uğraşanlar dönem içerisinde hep birbirini çağrıştırıyor. Neyi gördüysem heveslendim. Sonuçta bu vazolar ortaya çıktı. Çok güzel çalışmalarla birlikte insan da yine psikolojik tedavi diyelim. Ve hanımlarımıza özellikle duyuruyorum, lütfen bir şeylerle uğraşın. Lütfen. Ben yaptığım hiçbir işte eğitimim yok. Tamamen doğaçlama ve Allah'ımın vermiş olduğu güzel bir hediye olarak düşünüyorum. 7-8 defa sergi açtım. Resim ve el sanatları karma olarak özellikle Kayseri Park'ta açmış olduğum sergim çok çok güzeldi. Bir de Kurultay'daki festival, Çerkez Festivali'nde dünya genelinde bir sergi açmıştım. Orada istediğim verimi yakalayamadım. Ama o iki sergimde de ciddi anlamda çok güzel, hem maddi hem manevi çok güzel şeyler elde edebildik. Ben çalıştığım dönemde de hiç vazgeçmedim. Çalıştığım dönemde de hep yaptım, iki çocuğum olmasına rağmen. Ve yine söylüyorum hanımlara, lütfen bazı şeylerin arkasına sığınmayın. İnsan isterse zaman da buluyor, alan da buluyor. Yine hanımların üzerine gideceğim. Lütfen çalışın. En azından değerinizi ortaya koyun derim.